Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Bugün mantık konusuyla karşınızda olacağım. Mantığı gerçekten mantığıyla anlatmaya çalışacağım. Çünkü burada bir ezberler toplamı var. Bu ezberler toplamını unutsanız bile yapabileceğiniz, en azından yorum gücünüzü yükseltecek bazı tarzlarla anlatmaya çalışacağım arkadaşlar sizlere. Mantık önemli çünkü TYT'de bir soru çıkıyor, AYT'de de çıkabiliyor. Yani bir veya iki soru her sene var arkadaşlar. O yüzden de önemli bir konu olduğunu söylemek isterim mantığın. Şimdi gelin mantığı kavramaya çalışalım. Birlikte bir değerlendirelim bakalım. Mantık nasılmış, kolay mıymış, zor muymuş? Gelin şimdi ilk olarak şuna bakalım arkadaşlar. Öncelikle bizim bilmemiz gereken bir şey önerme. Önerme kesin ifadelerdir arkadaşlar. Mesela hava şu an 27 santigrat derece gibi. Bu önermeler ya doğru ya yanlıştır. Bu aslında bilgisayar sistemi gibi. Doğru olana 1, yanlış olana 0 diyoruz arkadaşlar. Genelde bu önermelerin harflerle gösteriyoruz. Mesela P önermesi, Q önermesi, R önermesi, S ve T önermesi gibi gösteriyoruz arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Hava bugün 27 derece, ölçü 27 derece. O zaman P önermesi, hava bugün 27 derece ise P önermesi doğrudur. Yani 1'dir. Veya İstanbul Türkiye'nin başkentidir. R önermesi ise R yanlıştır. Yani 0'dır oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi peki burada biz mantık yürütürken neye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bir önermenin öncelikle bir de değil var. Yani değil aslında onun tam tersi. Yani Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur. R önermesi ise R önermesinin tersi Türkiye'nin başkenti İstanbul değildir. Yani aslında R'nin değili. Türkiye'nin başkenti İstanbul değildir. Doğru bir ifade mi? Doğru bir ifade. O zaman buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Buna 1 diyeceğiz o zaman bu durumda. Yani o zaman ne oluyor arkadaşlar? Bir ifadenin değili onun tam tersi sonucunu veriyor. Veya şöyle yapalım. Bir ifadenin değilinin değilini alırsak değilinin değili kendisine eşit olmuş oluyor. Bunları en azından bilmemiz gerekiyor temel olarak. Peki sevgili arkadaşlar, burada kritik olan şeylerden bir tanesi bizim bazı ifadelerimiz olacak. Bu ifadeler ne? Ve bu ve veya bu veya arkadaşlar. Şu ve bu ise şu ancak ve ancak bir de arkadaşlar şöyle ya da diye ifadelerimiz olacak. Ve biz bunları arkadaşlar tek tek bunlarla ilgili işlemler yapacağız. Bunların ne olduğunu görmeye çalışacağız. Ama bence büyük oranda ÖSYM'nin sorduğu sorularda cümlenin gelişinden bile anlayabilirsin. Mesela bu ve şu 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 şu. O zaman bu doğru mudur? Yani bu ve bu doğru mudur gibi. Yani doğru olduğu zaman bir, yanlış olduğu zaman sıfır gibi mantıklar yürütebiliriz. Genelde cümlenin gelişinden anlayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Sınav sorularına baktığınız zaman çoğunuz zaten cümlenin gelişinden, yani cümlede bu bağlaçları doğru bir şekilde kullanırsanız cevabı bulacağınızı düşünüyorum. ÖSYM'nin en sevdiği hakikaten ise ve veya bağlaçları ve veya ve ise'yi çok fazla kullanıyor sorularında. Zaten diğerlerini kullanmamış ama kullanabilir. Yani bunlar da sonuçta müfredatta varlar. İlk olarak arkadaşlar biz bu şu ikiliye bir anlam vermeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar kümeler konusunu anlatacağım bir sonraki derste. Ama bileniniz biliyordur, bilmeyeniniz bilmiyordur arkadaşlar. Şimdi burada V dediğimiz şey, burası veya pardon. Veya dediğimiz şey, bu veya işareti. Veya dediğimiz işaretin birleşim işareti. Bakın şu birleşim işareti. V dediğimiz işaretin de kesişim ifadesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bizim olayımız 1 ve 0'lardan oluşuyor. Biz burada 1'e evrensel küme, yani tüm evren, evrensel küme muamelesi yaparsak, 0'a da boş küme muamelesi yaparsak, olayı çok iyi bir şekilde kavrayabileceğimizi düşünüyorum. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Mesela bakalım. P veya Q. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek değerlendireceğiz. Şimdi 1 ve 1. Yani evrensel küme ile evrensel kümenin birleşimi. Yani evrenle evrenin birleşimi yine evrendir arkadaşlar. Yani sonuç 1 olur gördüğünüz üzere. Devam ediyorum. Evrensel küme ile boş kümenin birleşimi. Sevgili arkadaşlar ikisini birleştiriyorum ya. Boş küme hiçbir şey. Evrensel küme evren zaten. Bunları birleştiğiniz zaman evren çıkar. Yani sonuç 1 olur gördüğünüz üzere. Peki arkadaşlar boş küme ve evren. Yine aynı şey arkadaşlar. Boş küme ile evreni birleştiriyorum. 1 çıktı. Peki boş küme, birleşim, boş küme. O zaman ne çıktı arkadaşlar? Elimizde zaten boş küme var sadece. Bu şekilde çıktı. Yani bu kümelerden bu işi yaparsanız bayağı hızlanıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi P ve V pardon. Ve Q. Ben de V yazmak için şey yapıyorum. P ve Q. Şimdi burada bakalım. Burada arkadaşlar bir kesişim bir. Yani evrensel küme ile evrensel kümenin kesişimi nedir? Arkadaşlar evrensel kümedir. Evrensel küme ile evrensel kümenin kesişimi. İkisinde kesiştiği yer evrensel küme olmuş oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Burada bir kesişim sıfır. Yani evrensel küme ile boş kümenin kesişimi. Arkadaşlar bunlar kesişmez. Biri tüm evren, diğeri boş küme. Kesişmediği için sonuç sıfır oluyor. Peki boş küme ile evrensel kümenin kesişimi yine sonuç sıfır oluyor.
Peki boş küme ile boş kümenin kesişimi ne oluyor sevgili arkadaşlar? Boş küme ile boş kümenin kesişimi. O da yine boş kümeyi veriyor sevgili arkadaşlar bize. Bunun da cevabı boş küme oluyor buradaki soruda. Yani burada evrensel küme ve boş küme veya işaretini birleşim veya işaretini kesişim olarak aldığınız zaman işiniz oldukça kolaylaşıyor arkadaşlar. Bence siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki diğer başka özelliklerimiz var mı? Var. Onlara da gelelim arkadaşlar. İse konusu. İse konusu çok tipik soruların geldiği bir konudur arkadaşlar. Şimdi İse de şunu bilin arkadaşlar. İse konusunda şunu bilin. Şöyle. Şimdi burada İse'ye bakarken arkadaşlar mantığımız şu olması gerekiyor. Burada bir ise bir sonucu birdir. Bir ise sıfırın sonucu sıfırdır. Sıfır ise birin sonucu birdir. Sıfır ise sıfırın sonucu birdir arkadaşlar. Burada sadece şunu söyleyeyim. Bakın şurada 100 oluyor gördüğünüz üzere. Sadece 100 olursa sonuç 0 olur arkadaşlar. Geri kalan hepsinde sonucumuz 1'dir bizim burada. Ama tabii bunu böyle çözmek zorunda değilsiniz. Nasıl çözebilirsiniz bu ezber dışında? Cümlenin gelişinden analiz. Genelde P bir ifade oluyor, Q bir ifade. Yani diyor ki mesela P 0'sa mesela şey P diyor ki mesela örnek görüyorum. A şöyle pardon. Diyor ki A diyor 0'mış diyor. A çarpı B de şeymiş diyor. 0'mış diyor. Burası P önermesi. Burası da Q önermesi. Bak P ise Q doğru mu? Doğru. Bakın P sıfırsa Q da sıfır zaten. Tamam, Q çünkü A sıfırsa A çarpı B de sıfır olacak zaten. Yani mantık yürütebilirsiniz burada. Yani cümleye onu iseyip o bağlaçları güzel eklerseniz yine bence doğru cevabı bulacaktınız. Ama burada şeyi bilin. Mesela diyecek ki yukarıdaki önerme yanlıştır diyecek. İseli bir önerme. O zaman sen diyeceksin ki iseli bir önerme yanlışsa ilki doğru, ikincisi yanlış. Sonuçta yanlış demektir bu durumda. Yani sonucun yanlış çıkması için birinin ilkinin doğru, ikincinin yanlış olması gerekiyor. O yüzden bu 100 ifadesini aklınızda daha fazla tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da en azından önemli. Peki en az çıkan kısma gelelim. Ya da veya ancak ve ancak kısmına bakalım arkadaşlar. Şimdi ya da konumuzda ya da konumuzun işaretimiz şu arkadaşlar ya da konusunda. Şimdi ya da konusunda P ya da Q ve bunun tam bence tersi tabii ki de ancak ve ancak Q olduğu zaman arkadaşlar. Burada bakmamız gereken mantık şudur. Önce ancak ve ancak yapalım arkadaşlar. Bir ancak ve ancak 1 ise sonuç arkadaşlar burada 1 oluyor. Devam edelim arkadaşlar. 0 ancak ve ancak 1 ise sonuç 0 oluyor. 1 ancak ve ancak 0 ise sonuç 0 oluyor. 0 ancak ve ancak 0 ise sonuç 1 oluyor. Yani gördüğünüz üzere bakın burada da dikkatli bir şekilde bakalım. Aynalar olduğu zaman sonuç doğru çıkıyor. Farklar olduğu zaman yanlış çıkıyor sevgili arkadaşlar. Yani böyle bir mantıkla aklınıza tutabilirsiniz. Yine çok az çıkan bir kısım. Şimdi arkadaşlar eğer burada biz gelip ya da'ya bakarsak ya da bunun tam tersi. Bakın ya da bunun tam tersi. Bakın burada da 1 ya da 1 diyor. O zaman bu durumda arkadaşlar sonuç 0 çıkıyor. Peki 0 ya da 1 dediği zaman sonuç 1 çıkıyor. 1 ya da 0 dediği zaman sonuç 1 çıkıyor. 0 ya da 0 dediği zaman sonuç 0 çıkıyor. Bakın burada da farklılar durun sonucu doğru çıkıyor sadece. Yani bunu aklınızda tutsanız yeterli ama bence gelme ihtimali oldukça zayıf bir kısım. Yine de aklınıza bu şekilde en hızlı şekilde tutabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir de burada şunları da görelim. Bir karşıtı var. Değilini gördük. Karşıtı var. Tersi var. Bunları da görelim. Ardından soru çözmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Gerçekten ben çoğu zaman soruyu cümlenin gelişinden anlıyorum. Burada kritik şeyler bu V veya V'nın evrensel küme boş küme şeklinde aklınızda tutarsanız çok hızlanıyorsunuz. Ezberden kodursa. İsede de 100 var. Yani 100 olduğu zaman anca yanlış olur. Geri kalan tüm iseler doğrudur. Aklına tutarsanız zaten olay neredeyse bitmiş oluyor bu durumda. Geri kalanları cümlenin gelişinden veya mantığını kurarak hakikaten anlayabiliyorsun diyelim. Şimdi arkadaşlar şurada şeyleri de gösterelim burada. Öncelikle şöyle mesela P ve Q'nun değilini aldığımız zaman böyle bir arkadaşlar böyle bir işlemin değilini aldığımız zaman şöyle oluyor arkadaşlar. Burada P'nin değili her ikisinin üzerine değili geliyor arkadaşlar. Bu Q'nun değiliydi ya. O zaman Q'nun değilinin değili oldu. Yani Q oldu gördüğünüz üzere. Yani değilinin değilini almış olduk. İşarette bakın yeri değişti. Şu şekilde oldu. Veya mesela şöyle de gösterelim. İşte P'nin P ve Q diyelim. Bunun değilini alalım. Bakın arkadaşlar P'nin değili işaret değişti. Q'nun değili oldu. Bu şekilde dönüşür. Bu en azından böyle ifadelerin değilini bu şekilde alabiliyoruz. Peki burada biz karşıtı ve tersini alsak nasıl olur arkadaşlar? Şimdi bizim elimizde P ise Q gibi bir ifade var arkadaşlar. Biz bunun mesela tersini aldığımız zaman bunun tersi bu ifadenin şöyle şu ifadenin tersi
Ayrıca yeri değişecek sadece. Yeri değişecek gördüğünüz üzere. Yani Q P olacak. Bunun karşıtını alırsak, arkadaşlar üzerine, her ikisinin de üzerine arkadaşlar P'nin değili, Q'nun değili gelecek. Bir de karşıt tersini alabiliriz. Karşıt tersi. O zaman hem yerleri hem üstleri değişecek. Q'nun değili ise P'nin değili şeklinde olacak arkadaşlar. Karşıt tersi kısmı da. O yüzden bu şekilde karşı tersini alabiliyoruz. Yani şu an aslında mantıkla ilgili her şeyi size anlattım arkadaşlar. Bu temel kısımları aklınızda tutarsanız, ki bunlar oldukça basit kısımlar. Soruları yapabilirsiniz. Önemlidir. Karmaşık sayılardan daha önemlidir bu arada. Onu da söyleyeyim. Karmaşık sayılardan bir soru ya çıkıyor ya çıkmıyor. Ama bundan akre kesin çıkıyor. Hatta TYT, AYT'de birer tane çıktı. 2021 yılında, evet. 2020 en sınavın en zor olduğu yılda iki tane soru buradan çıktı arkadaşlar. Oldukça da güzel sorulardı diyelim. Genelde şekilli, şukulu, tablolu sorular veriliyor. Şimdi biraz arkadaşlar bununla ilgili sorular çözmeye başlayalım sizlerle birlikte. Evet sevgili arkadaşlar, ilk sorumuza bakalım. Hangisinin doğruluk değeri 1, yani doğrudur diyor arkadaşlar. Beyaz, siyah, zıt renk. Yani hangisinin olumsuzunun doğruluk değeri 1'dir? Yani olumsuzunun, yani değilinin arkadaşlar doğruluk değeri 1'dir. Beyaz ve siyah zıt renktir. Beyaz ve siyah zıt renk değildir. Bu yanlış arkadaşlar. Zıt renkler. O yüzden bu gitti. 91 sayısı asal değildir diyor. Biz asaldır ya, olumsuz olarak. Asal değildir. Evet, 91 sayısı asal değildir arkadaşlar. 91 sayısı neye bölünür? 7'ye bölünür arkadaşlar. 7 çarpı 13'ten gelir. O yüzden de bunun değil, yani sayı değildir, asal sayı değildir, doğru bir ifade. Cevabımız burası oluyor. Gördüğünüz üzere doğru ifadeyi çat diye bulduk. Yani olumsuzu doğru olan ifadeyi bulduk arkadaşlar. Devam edelim. Şurada başka bir tane daha soru var. Şimdi hemen bakalım. Diyor ki aşağıdaki yazan ifadeler birer önerme temsil etmektedir. Bu ağırlıkların doğruluk değerlerini kullanarak önerme terazisi oluşturuluyor. Buna göre doğruluk terazisinde birbirine eşit olan ağırlıkların bulundukları terazi dengede olduğuna göre aşağıdaki terazilerin hangisi dengede? Bakalım arkadaşlar doğruluk ve yanlışlarına bakacağız burada. Gelin şuradan bakalım. İlk olarak P'ye bakalım. A kare eksi B kare eşittir 0 ise A eşittir B'dir diyor. Sevgili arkadaşlar A kare eşittir B kare, o zaman ne olur arkadaşlar? A kare eşittir B kare olur. Sen bunu da kök içine, bunu da kök içine alırsan A B'ye eşit olur dersen seni alkışlarla uğurluyoruz. Bunu yapma. A ya B'ye eşittir ya da A eksi B'ye eşittir. Çünkü her ikisi de mutlak değer içinde çıkacak arkadaşlar. O yüzden bunlar ya birbirine eşittir ya da birbirinin eksilerine eşittir. O yüzden bu kesinlikle doğru bir önerme değil. Bu sıfır arkadaşlar P'nin değeri. Q'ya gelelim. X sıfırdan küçükse eksi x x diye çıkar diyor. Atlama. Bak mutlak değer biliyor musun diye soruyor. X de mutlak değer sorusu aslında. Şimdi bak eksi x. Şimdi mutlak değerin içerisinde pozitif mi negatif mi? Öncelikle buna bakacağız biz. X zaten negatifmiş. Önüne eksi geldiği zaman pozitif oldu. O zaman mutlak değerin içerisinde pozitifse aynen dışarı çıkması gerekiyor. O yüzden eksi x olarak dışarı çıkması gerekiyor. Buradaki Q yanlış oluyor. O da sıfır. V'ye geldik. Her doğal sayının karesi pozitiftir. Hayır, yanlış. Sıfırın karesi sıfırdır. Pozitif değildir. O yüzden bu da yanlış. S'ye bakalım. 16 faktöriyel 256'ya kalansız bölünür. Bence kalansız bölünür. Çünkü 256 arkadaşlar 2 üzeri 8 demektir. Evet, 2 üzeri 8 demektir. 16'nın içinde de, 16 faktörün içinde de kesin 8 tane 2 çarpanı var. O yüzden bir şeyin içinde onun çarpanlarını bulundurabiliyorsan otomatikman bölünür. O yüzden S burada 1 oluyor. Şimdi gelin bakalım arkadaşlar. RS 1011 gitti. S ve P, S ve P'ye bakalım. S 1110 gitti. R ve Q, R ve Q ikisi de 0. Bunların ikisi de 0 değil mi? R ve Q ikisi de 0. Bu kalsın, olabilir. R ve P. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Şu çıkmamış. Şuraya üssü de olacak. Burada üssü, burada da üssü olacak arkadaşlar. Şöyle şunları yazalım. Sizin kitabınızda vardır ama buradaki şeyde çıkmamış. R Q üssü. Arkadaşlar Q üssü 1 demek, R de 0 demek. Bu da gitti. R üssü 1, Q da 0, bu da gitti. P de 0, bu da gitti. S ve Q oldu. Burada tabii ki şöyle, şurada da Q üssü varmış. S zaten 1, Q üssü de 0'dı, 1 oldu. 1'e 1 olduğu için cevabımız Edirne oldu arkadaşlar. Üssüleri bazılarının çıkmamış, onları ben yazdım. O yüzden bu da bu şekilde çözülebilecek bir sorudur diyelim. Hemen gelelim başka bir soruya arkadaşlar. Olayları anlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada eşittir, denk, aynı işaret eder. İster 3 çizgi olsun, ister 2 çizgi olsun, aynı şekilde. Gelin arkadaşlar bu soruyu çözmeye çalışalım. Diyor ki, burada iseli bir ifade var. Şimdi sen hemen olay çakacak. İseli bir ifade, sonuç ne çıkmış? Yanlış çıkmış. O zaman mantıken kardeşim burada 100 sağlanması gerekiyor. Burası 1, şurası 0 olacak. Başka çare yok. O zaman arkadaşlar P ve Q'nun sonucu 1 ise. Şimdi arkadaşlar bunların ikisi kesişim değil mi? Kesişimin sonucu 1 ise hangisi ne denktir diyor. Bunların kesişimin sonucu 1 oldu. Şimdi arkadaşlar iki şeyin kesişimin sonucu 1 ise evrensel küme ile evrensel kümenin sonucu zaten kesişim 1'dir. Evrensel ile boş küme veya boş küme ile evrensel küme veya boş küme ile boş kümenin kesişimleri 1 olamaz. O zaman bu da 1, bu da 1. O zaman bu durumda P 1, Q 1, R de 0. Şimdi doğruluk değeri nedir diyor. Hadi gelin başlayalım. P ise R. Şimdi P ne? 1. R ne? 0. 1, 0. Ne olacak? 100'e tamamlayacağız değil mi? 1, 0 olacak. O zaman burası 0 oldu. Şurası 0. 0 ve devam ediyoruz. Q ve R.
Q'lere Q ne? 1. R ne? 0. 1 ile 0'ın birleşimi. Birleşim işareti o. Veya. O zaman bu kesinlikle 1'dir. Doğru değil mi? Çünkü evrensel kümeyle boş kümeyi birleştirirsem evrensel küme kazanır zaten. Onun içinde daha büyük olanı. Bunun sonucu 1 oldu. Devam ediyoruz. Şuraya geldik. P'lere yine aynı şekilde 1'e 0. Bu da 1 oldu. 1 ve 1'in kesişimi oldu. Bakın 1 ve 1'in kesişimi nedir? Evrensel küme, evrensel küme. Yine evrensel küme. Yani sonucu 1. Peki 0 veya 1. Yani 0 ile 1'in birleşimi, evrensel kümeyle boş kümenin birleşimi de yine 1 oldu sevgili arkadaşlar, gördüğünüz üzere. O zaman buradan doğruluk değeri 1 olacak. Doğruluk değeri 1 olan hangisi? Cevabımız odur sevgili arkadaşlar. Bakalım. P ve bu. Bu zaten 1'di, doğru değil mi? Şu zaten 1. O zaman cevabı Adana direkt. Adana doğru cevabı sağlamış olduk. Bence gayet hoş. Şimdi arkadaşlar biraz daha ne demek istediğimi bu sorularda görüyoruz. Sınava daha yakın sorular anlamında. Buna bakalım arkadaşlar. Diyor ki önermeleri veriliyor. Buna göre bu aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Q ise R. Q A üzeri 5 artı B üzeri 4 ise A ile B'nin çarpımı 0. Yani ne bileyim ben kardeşim. Bilemem ki. Bunun bir tanesi kesin artı çıkıyor. Bu da eksi çıkıyor. Yani zaten artı ve eksi olmak zorunda. Başka çaresi yok 0 gelmesi için. Bunların nasıl sonuç? Çarpımın 0 olması için birinin 0 olması gerekiyor. Bu kesin değil. P ise Q. Diyor ki A 0 ise A üzeri 5. A üzeri 5 0 olur ama B'nin ne olduğunu bilmiyorum. Ben nereden bileyim bunun sonucunun 0 çıkacağını. O yüzden bu da gitti. P ise R. Şimdi P neymiş P burada? Şöyle yapalım. Şu P burada arkadaşlar neymiş? P A eşittir 0'mış. A eşittir 0 ise A ile B'nin çarpımı 0'dır. Vallahi de doğru, billahi de doğru. Eğer A 0 ise A ile B'nin çarpımı 0'dır. Bakın cümleyi kurarsam olay çözülüyor bak. İse böyle ise böyle de doğru, bir tane 0 ise çarpımlar da kesin 0 olacaktı. Biz bunu öğrendik zaten arkadaşlar. O yüzden %100 doğruluk payı onda var diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Başka sorular da soralım. Çözelim. Aşağıdaki önermelerin hangisinin doğruluk değeri 1'dir diye bize sormuş arkadaşlar. Hadi gelin çözmeye başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Şimdi şurada bir ifade vermiş. Bakın bunun değilini, bakın gördünüz mü? Şu ifadenin değilini bulmuş bana. Şimdi ben ne yapacağım? Bunların P'nin değili olacak. Bakın işareti değiştireceğim. Şöyle yapacağım. Q'nun değiliydi ya. Değilinin değili Q olacak. Bir de şöyle yanına bunu yazabilirim. Sevgili arkadaşlar böyle parantezli ifadelerde eğer tüm hepsinin işareti aynıysa bu parantezi açabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin işareti aynı çünkü. O yüzden şöyle geri yerine tekrar şey yapayım. Hepsinin işareti aynı olduğu için arkadaşlar bu parantezleri açabilirsiniz. Süper kardeşim. Bununla bu böyle denk gelmedi mi? Bir şeyin tersiyle kendisini kesişim, yani biri bir, biri sıfır olacak, doğru değil mi? Bunların kesişimi nedir? Arkadaşlar bunların kesişimi sıfırdır zaten. Burada arkadaşlar P üssüyle sıfırın kesişimi nedir? Arkadaşlar boş kümeyle herhangi bir ifadenin kesişimi ister bir olsun ister sıfır olsun kesinlikle sıfırdır. O zaman şunun sonucu sıfır çıktı. Geldik buraya B'ye. Şimdi diyor ki P'nin üssünü aldık. P oldu. Sonra burada işareti değiştirdik. Q'da Q üssü oldu. O zaman bir de şöyle bir de Q oldu. Şimdi yine bunlar yan yana geldi. Bir şeyin 1 ile 0'ın birleşimi nedir? 1'i evrensel küme, boş küme. Birleştirirsen ne olur? Evrensel küme kazanır arkadaşlar. Evrensel küme zaten büyük olan. Birleştirdim büyük olan zaten. Bunun sonucu kesin 1 çıktı. P birleşim 1. Arkadaşlar evrensel küme ile neyi birleştirirsen bile adam evrensel küme zaten. Her şeyi kapsıyor. O yüzden ister 1'i ister 0'ı birleştir. Sonuç yine arkadaşlar 1 çıkacaktır. Yani evrensel küme çıkacaktır. O yüzden burada cevabı 1 olan Bursa oluyor sevgili arkadaşlar. Bence oldukça iyi bir soru diyebiliriz bu soruyu. Evet. Gelelim buraya. Gelelim buraya. Hasan üniversite sınavına hazırlandığı için çok istediği futbol maçına gidememiş. Fakat karşı komşu olan Haydar ve Cemal kardeşler maçı izlemeye gittiğini bildiği için maçın sonucunu onlara soracaktır. Hasan bu kardeşlerden birinin şaka amaçlı daima yalan, diğerinin ise dürüst olduğunu ve daima doğru söylediğini bilmektedir. Fakat hangisinin doğru, hangisinin yalan söylediğini unutmuştur. Bu maçın iki farklı sonucu olduğuna göre, Hasan'ın bu kardeşlerden sadece birine soru sorma hakkı olduğu bilindiğine göre, maçı hangi takımın kazandığını öğrenmek için sorması gereken soru aşağıdan hangisidir? Bir kere düz sorular sormayacak o zaman belli ki. Düz sorular olmayacak. Nasıl sorular olacak sevgili arkadaşlar? Böyle onları tongaya düşecek bir soru olacak kesin. Haydar maçı kim kazandı? Ne biliyoruz? Belki Haydar yanlış söyleyecek. Haydar maçı kim kaybetti? Bilmiyorsun. Cemal maçı kim kazandı? Cemal maçı kim kaybetti? Bunlar bence değil. Cevap Bursa. Bakalım Cemal kardeşine sorsam bana hangi takımın kazandığını söyler demiş. Şimdi Cemal burada yanlış şey yapan kişi ise yani yalan söyleyen kişi ise kardeşinin söyleyeceği takımını yani kardeşinin de söyleyeceği takımın ne diyecek mesela oradaki kardeşi doğruyu söyleyen kişi olduğu için kendisi zaten burada kardeşinin söylediğinin dışında bir şey yani yalan söylemek istiyor. O yüzden yalan söyleyecek burada. Peki burada da Cemal eğer doğruyu söyleyen kişi ise kardeşinin yalan söylediğini bildiği için yine yalan olanı söyleyecek. Kardeşinin söyleyeceğini bildiği için yalan olanı söyleyecek. O yüzden
İster Cemal ister Haydar yalan olanı söyleyen kişi olsun, her ikisine sorduğunda otomatik olarak burada cevapta yalan olan cevabı alacak. O yüzden yalan olan cevabı aldığı için cevap Bursa oluyor buradaki soruda. Evet, gelelim başka bir tane daha soruyor şuradan. Şuna da bakalım. Diyor ki önermesinin karşı tersi nedir? Karşı tersi nedir? Hem yerleri değişecek hem de bunların değil olacak. Şimdi yerleri bir kere değişsin. Yerleri değişmeyenler gitti. Gitti. Evet, şimdi geliyoruz. Bir de bunun tam tersi. Bak 5x 5 üzeri x 2'den küçükmüş. Hayır arkadaşlar, 5 üzeri x 2'den büyük eşit olması gerekiyor. Tam tersi. Bakın ne var? Evet, Adana var. Direkt gitti. Cevap Adana. Çünkü hani tam 2 dahil değildi ama dönüşünde tam tersine 2 dahil olacak. Cevabımız Adana oluyor. Sevgili arkadaşlar, mantık konusunu bu şekilde sizlere anlatmış oldum. Sizlerin bence oldukça fazla işine yaradığını düşünüyorum bu soruların. Mantık budur arkadaşlar. Bu şekilde çözülür. Daha fazla soru çözecek siz de kendinizi ilerletebilirsiniz. Ama temel hızlı bakış açılarını ise ve veya da kurup cümleleri doğru yerleştirirseniz çok yüksek oranda, %95 oranında doğru cevaba ulaşırsınız arkadaşlar. Önemli olan olayın mantığını oturtmak diyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.